Geçen anlatmıştım zaten. Tekrar bir kısaca anlatayım. Cin Adrian arınma sistemi 144 tane protokol dosyasından oluşuyor. Hepsi burada. İkinci seviye 144 adet protokol dosyası. Ve biz bu dosyalara erişimi kas testiyle sağlıyoruz. Nokta atışı niyetimizin doğrultusundan nokta atışı dosyalara gidiyoruz, ulaşıyoruz. Bu sistemin içsel iletişim zihnimizin gürültüsü veya egomuzun müdahalesi olmadan gerçekleşmesini sağlıyor bize. Cin Adrian arınma sistemi ses gelmiyor mu? Geliyor. Geliyor. Yani sizde bir sorun olmasın? Ben de mi? Kenan'ım. Ses gelmiyor diye yazdı. The Bluetooth device is reading Trupel. Kulaklık takın olmazsa. Sesleri kapatalım. Cin Adrian arınma sistemi iç benliğimiz ile iletişimi sağlamaya yönelik olarak kutsal geometriye dayalı bir dizi dosya kullanılarak ve iç benliğimizi şifrelenen bir öykü anlatmasını olanaklı kılıyor bize. Sistem bir etkinin kaynağını bulmamızı ve onu orada şifalandırmamızı sağlıyor. Bu yapılınca etki tüm zamanlar için kaldırılmış oluyor ve kalıcı değişim, dönüşümler gerçekleşiyor. Biz bu sistemi hayatımızın, yaşamımızın her alanında kullanabiliyoruz. İstediğimiz her konuya çalışma yapabiliyoruz bu sistemle. Mesela yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alandaki tıkanıklıklara veya sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına yönelik her türlü şeyi, yaşam enerjimizin düşük olması, hayat amacımızı kaybetmiş hissettiğimiz durumlar, fiziksel, zihinsel, duygusal rahatsızlıklar, her şeyde enerjiyi arındırmaya yönelik kullanabiliyoruz. Zaten çakralarımızı söylemeye hiç gerek yok. Onu da ayrıca dengeliyor, arındırıyor. İşte üzerimizde arkon temizliği diyoruz, entity varlık diyoruz onlara. Üzerimizde bulunan her şeyi arkon temizliği yapıyoruz. Onunla da her şeyi dönüştürmüş oluyoruz. Zaten o başlı başına ayrı bir seans, arkon temizliği. Onu yapınca kişi daha ferahlıyor, daha kendine geliyor. İşte üzerindeki her şey kalkıyor, yolu açılıyor. Müthiş bir çalışma sistemi var burada. Şimdi ben burada da niyet ettim. Her zaman bolluk bereket diyoruz. Bunda da zaten bolluk bereketimizi engelleyen şeylerde blokajlar ve travmalar olduğu için dedim ki bu sefer de blokajlardan ve travmalardan arınma temizliği olsun dedim. Onları dönüştürelim istedim. Şimdi hepiniz rahat bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatalım. Derin bir nefes alıp verelim, gevşeyelim, rahatlayalım. Tekrar derin bir nefes alalım. Yavaşça verelim. Kendinizi sıkmayın, serbest bırakın. Omuzlarınız, bedeniniz rahatlasın. Başınız, boynunuz. Derin nefes alıp verelim. Yukarıdan ilahi kaynaktan gelen pırıl pırıl bir ışık topunu tepe çakramızdan içimize alalım. Tepe çakramızdan ışık topu girsin sırtımızdan aşağıya kadar. Omuriliğimizi çapalıya çapalıya insin. Derin nefes alıp verelim. Tekrar aynı ışık topunu tepe çakramızdan içimize alalım. Ön taraftan
Omuriliğimizin ön tarafından göbek deliğimizin altına kadar çapalıya çapalıya insin o ışık topu. Burası bizim ilahi hattımız. Bütün enerjimizi burada topluyoruz. Ve teslimiyete geçiyoruz. Şimdi gözlerimiz kapalı kalsın. Ben niyetimizi edeceğim. Allah'ım, bu grupta bulunan ve daha sonra izleyecek olan tüm arkadaşlarımı sana havale ediyorum. Ve onların yükselişe giden, yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağını götürülmemizi talep ediyorum. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımda mevcut olan blokajlar, travmalar, geçmişten gelen ve şimdiki zamandan oluşan, senden bunların kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliklerinde bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın ruhlarının en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Şimdi alnımıza 3 kez tıklıyoruz. Şimdi ben başlıyorum. Siz teslimiyet halinde, gözleriniz kapalı kalsın. Teslimiyet deneyim. Birinci anahtar dostumuz. 1, 2, 3, 5. Dördün altı, geçit dosyası. Erişimin sağlanması için ki birikimi arındırılmalı diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu geçit dosyası iç benliği görmeyi ve anlamayı engelleyen kilit mekanizmalarını aşmamıza olanak veriyor. Şimdi burada diyor ki erişimin sağlanması için ki birikimi arındırılmalı. Ki birikimi dediği bizim akupunktur noktalarımız. Şimdi derin bir nefes alalım. Bedenimizi yukarıdan aşağı, başımızdan aşağıya kadar bir tarayalım. Bedenimizin neresinde bir sıkışıklık hissediyoruz? Başımızda, boynumuzda, kulağımızda, omuzumuzda, kolumuzda, sırtımızda, gövdemizde, bacaklarımızda, neremizde bir sıkışıklık hissediyoruz? İyice bir tarayalım. Derin nefesler alın, verin. Herkes hissettiği yere parmağını koysun oraya. Yukarıdan gelen, ilahi kaynaktan gelen o pırıl pırıl ışık topumuzu getirelim oraya. O ışık topu orada, o sıkışıklığın üzerinde, saat yönünde dönsün. O döndükçe orası gevşesin, rahatlasın, yumuşasın, çıkıp gitsin oradan. Nefesler alıp verelim. O pırıl pırıl ışık topu orayı gevşetiyor, rahatlatıyor, yumuşatıyor. Bitince 3 kez tıklayalım.
getirenler 3 kez tıklasın. Dağ'a geldi. Çok güzel yer yüzeyimizi dünyanın kalbiyle bağlantının yitirilmesi. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu Gaia, dünya anne çakrası, yeryüzü yıldızı diyoruz buna. Çok güzel geldi. Dünyanın kalbiyle bağlantının yitirilmesi. Tıkladınız mı? Başkan aktarın olsun. Ben şimdi katılabildim de çıksam mı, bozuyor muyum yayını? Hayır, hemen gözlerinizi kapatın. Siz demin de buradaydınız. İnternetim gitti. Evet. Onun için tekrar bağlandım. Bir nefes alın. Bir derin nefes alın. Gözlerinizi kapatın. Bağlantılılık dosyamız geldi. Fani benliğin yüksek benlikle olan bağlantısı kopmuş durumda diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu içsel bağlantılığı bölen etmenlerden bahsediyor bize. Başka anahtar dosyamız var mı? Evet, 1, 2, 3. anahtar dosyamız. 3. Kötülük dosyamız geldi. Ben senin kendinden nefret etmeni istiyorum. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu kötülük dosyası kişinin doğruluğunun çürümesine yol açan zarar verici niyetler. Şimdi bunu... Kaynaktan gelen bir kötülük kaynağı bulacağız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beden dosyamız, beden devası atasal dersler ve meseleler için sorumluluk almış diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu beden dosyası, beden devası ve onun istikrarını etkileyen meselelerden bahsediyor. Beden devası bir doğa varlığıdır ve kendine ait bir yüksek benliği amacı ve misyonu vardır. Başka anahtar dosyalarımız, ikinci anahtar dosyamız. 1, 2, 3. Kafamız geldi. Ata dosyamız, ata kaynaklarının akışını soyun geri kalanı için tıkıyor diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu ata dosyası bir atadan veya diğer yaşamdan gelen bitirilmemiş bir iş, travma, duygusal blokajlar. Biraz önce de şey gelmişti, atadan gelen etki gelmişti. Birbiriyle bağlantılı. Başka anahtar dosyamız var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kefaret dosyamız yargı diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Kişinin yükseliş yolunun önündeki engeller olarak işleyen etkiler.
bir yargı varmış. Başkan arkadaşlarımız var. Takıntı dosyası, ben kötüyüm veya sen kötüsün. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu kişinin yalnızca kendisini değil, diğerleriyle ilişkisini de etkileyen içsel, zihinsel meşguliyetlerle alakalı. Başka anahtar dosyamız var mı? İçleme dosyamız var mı? Takım üyesi cesaretten yoksun diyor üçleme dosyası. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu üçleme ruh beden takımlardan oluşuyor. Ruhu ve bedeni çevreleyen ve tamponlayan enerjik ışık varlıklarından oluşuyor. Ondan bahsediyor. Cesaretten yoksun diyor. Cesaret dosyasına gideceğiz şimdi. Cesaretimizi engelleyen neymiş? Bütün biri. Etkinin sonuçlarına karşı körleşmiş olma. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu cesaret dosyası içsel etkilerimize ve onların sonuçlarına karşı koyabilme yeteneğimizle alakalı. Bu diyor ki içsel öz kaynak eksik. Körleşmiş, körleşmeye gideceğiz şimdi. İçsel vizyon gerçeklikle uyuşmuyor diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Gerçek amacımızı ve hareketlerimizin sonuçlarını görmekten bizi alıkoyan etkiler. Başka anahtar dosyamız var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaynağın öz kaynağının kişinin kendinde yeniden uyandırılması gerekmekte. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu öz kaynak kişinin kendinin tam potansiyelini yansımasına neden olacak şekilde kişinin içsel yeteneklerini bloke eden etkilerden bahsediyor. Başka noktalarda evet. Abi ve dosya çıkıyor vallahi bitmiyor. 1, 2, 3, 4, 1. Şimdi karaciğer meridyeni geldi. Ben o meridyenin noktasını tespit edeceğim. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1.
kendine inanmanın getirilmesi, sevgi korkusu. 1, 2, 3 tıklayalım. Şimdi bu karaciğer meridyeni değişim ve dönüşüme ayırt etmeye, otoriteye olanak veriyor ve blokajı, husumet, kıskançlık ve mutsuzlukla alakalı. Her iki ayakta baş parmağın iç tarafından başlıyor. Ayak baş parmakta iki meridyen var. Karaciğer meridyeni baş parmağın iç tarafında. Oradan başlıyor ve bacaktan yukarı çıkar ve göğüse geldiğinde çiğ enerjisi dışarı çıkar. Şimdi o ayak baş parmağınızın iç tarafına parmağınızla bir bastırmanızı istiyorum. Baş parmağınızın iç tarafına. Oraya bir bastırın. Derin nefesler alın verin. Pırıl pırıl ışık topumuzu oraya getirelim. O ışık topu orada dönmeye başlasın. Dönsün, dönsün, dönsün yukarıya doğru. Yukarıya doğru çıksın. Bacağınızdan yukarıya doğru oradan çıktığını hissedin. Göğsünüze gelsin ve göğsünüzden dışarıya çıktığını, rahatladığınızı hissedin. Bitince 3 kez tıklayalım. Bitiren 3 kez tıklasın. Bitiren 3 kez tıkladı mı? Kaynak dosyamız erkek kadın, kadın ata, ihanet, erken çocukluk dönemi travması, ihanet dosyasına gidin diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Şimdi ihanet varmış. Bir diğeri başkalarıyla yakın olamama. 1, 2, 3 tıklayalım.
Bu ihanet dosyası küçük yaşlardaki ebeveyn tacizi kişinin sonraki yaşamının belirli bir alanında yapabilme, olabilme, sahip olabilme, içsel yeteneğini dondurabilir ve aynı zamanda tacize bir bağımlılık da yaratabilir. Bu tacizi yanlış düşünmeyin, sözlü taciz de olur, her şekilde taciz olur biliyorsunuz. Başlıklarımız var mı? Hayır. Olgumuza gidelim. Olgu, evet. 2003'ü. Günah diyor olgumuz. 1, 2, 3 tıklayalım. Başka olgu var mı? Evet. 1, 3, 4, 1. İşkence, fiziksel veya duygusal ezilme, baskı görme. 1, 2, 3 tıklayalım. Başka olgumuz var mı? Evet. 1, 2, 3, 8. Doğumda ölüm, anne mi çocuk onun olduğunu bulunuyor. Doğumda anne mi çocuk. Çocuğu ölmüş bir atamız bu. Çocuk ölmüş çünkü. Ruhumuz nasıl tepki vermiş? Şimdi ona bakacağız. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Travma kendine, yaradana ya da diğerlerine olan inancın yitirilmesine yol açtı. 1, 2, 3 tıklayalım. Ruhumuz böyle bir tepki vermiş. Ruh tepkisi arınmamız var mı? Evet. Şimdi arınmalarımızı yapacağız. Bir, iki, üçüncü arınma. Bir. Etkinin varlığını, ona amacını gerçekleştirmiş olduğundan artık kaldırılması için dua et diyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Etkinin varlığını, ona amacını gerçekleştirmiş olduğundan artık kaldırılması için dua et. Şimdi derin bir nefes alalım ve Yaradan'dan talep edelim. Bu etkinin varlığını, amacını gerçekleştirmiş olduğundan artık kaldırılmasını istiyorum diye Yaradan'dan talep edelim. Ve bitince 3 kez tıklayalım. Arınmamız var mı? Evet. 1. Birinci arınmamız. 1, 2, 3. Çiçek esansları. 1, 2, 3. Çiçek esansları diyor. Bu bilginç dosyalar diyor. Diyor. Şimdi ben çiçekleri bulacağım size. Kasık okumu, hayır. Melek okumu, hayır. Titrek kavak, hayır. Yıldız çiçeği, hayır. Hayır, hayır. Buraya yanıtı, hayır. Siyah biten, hayır. Büyükler, hayır. Yapol, hayır. Yün çiçeği, hayır. Kala çiçeği, hayır. Kamporol, hayır. Kiraz evi, hayır. Kestane, kumurcuğu, hayır. İndiba, hayır. Çöpleme, hayır. Orman asması, hayır. Mısır, hayır. Kozmet, hayır, yaban elması, nergis, papatya, karabiber, paskalya zambağı, kara ağaç, kumkarasan, yapı otu, unut madeni çiçeği, hayır, kentiyama, hayır, kirpi dikeni, hayır, yahudi otu, hayır, kapı kına, hayır, tırnak otu, kapı otu, çuban püskürü, hanım eli. Hanım eli geldi. Ne olmuş ve ne olabilirdi şeklinde geçmişte yaşayan diyor. 1, 2, 3.
Hanım elinin anlamı buymuş. Ve bu sizin DNA'nıza yüklenmiş oluyor. Başka rımmamız var mı? Evet, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Yine aynısı geldi. Demek ki birisi, içinizden biri düzgün yapamamış bu arınmayı. Etkinin varlığını, ona amacını gerçekleştirmiş olduğundan artık kaldırılması için dua et diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Şimdi tekrar yine Yaradan'dan bu etkinin varlığını, amacını gerçekleştirmiş olduğundan artık sizin bedeninizden kaldırmasını lütfen talep edin. Bütün kalbinizle talep edin. İkinci kez aynı arınma geldi çünkü. Ve bitince tıklayalım. Yaradan'a başını eğ diyor, tüm geçmiş etkilerden kurtulup yeni bir başlangıç yapabilmeyi dile. 1, 2, 3 tıklayalım. Şimdi yine derin bir nefes alalım. Ve Yaradan'la bir ve bütün olduğumuzu hissedelim. Tüm geçmiş etkilerden kurtulup yeni bir başlangıç yapabilmeyi Yaradan'dan talep edelim. Bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle talep edelim. Bitince üç kez tıklayalım. Kaç sorunumuz var mı? Evet, 1, 2, 3, 4. Evet, 1, 2, 3. Değişim için alan yarat. İki taslı sunak birinin içerisine bırak, diğerinin içerisine al diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Şimdi gidelim, derin bir nefes alalım. Ve değişim için alan yaratıyoruz burada. İki taslı sunak diyor. İki tane sunakla birinin içerisine bütün her şeyi bırakın. Bütün blokajlar, travmalar, negatif enerjiler, içinizden ne geliyorsa birinin içerisine her şeyi bırakın. Hepsi onun içinde toplansın. Diğerinin içerisine de bütün pozitif enerjileri, sağlığı, mutluluğu, bolluğu, bereketi, huzuru, Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle dolsun, taşsın. Bitince tıklayalım. Üç kez tıklayalım. Başka rımmamız var mı? Herkes bitirdi herhalde. Yaradan'dan alanındaki, bedenindeki aynaları kaldırmasını dile diyor. Yine Yaradan'dan bir ve bütün olalım. Derin nefesler alıp verelim. Bütün kalbimizde Yaradan'dan talep edelim. Alanımızdaki, bedenimizdeki bütün aynaları kaldırsın.
Bitince 3 kez tıklayalım. Başka arınma var mı? Hayır. Arınmalarımız bu kadar. Çözülüm oldu mu? Evet. İşleme süremiz var mı? Evet. Gün. 1, 2. 2 gün işleme süremiz var. Devam seansı var mı? Hayır. Bunda devam seansımız yok. Ev ödevimiz var mı? Evet. Ev ödevimiz var. 1, 2, 3, 1. Masaj veya refleksoloji yaptır diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. 2 gün işleme süremiz vardı. 2 gün boyunca masaj veya refleksolojiyi biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Fizyoterapi gibi. Onu yaptırın diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. 2 gün ödevimiz o var. Kutsamalarımız var mı? Evet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Duyguları veya bilgiyi kendine saklamadan diğerlerine açılma. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu kutsamalar dosyası bu seansta yapılan çalışma için ruhtan gelen armağanlar. Başka kutsamamız var mı? Evet. 1, 2, 3, 4. Başarma isteği, motivasyon, canlılık. 1, 2, 3 tıklayalım. Dondu mu? Başarma isteği, motivasyon. 1, 2, 3 tıklayalım. Başka kutsama var mı? Evet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esneklik, değişimden rahatsızlık duymama. 1, 2, 3 tıklayalım. Başka kutsamamız var mı? Evet. 1, 2, 3, 4. Beslemek, sevgiyi ve duygusal desteği alma ve verme yeteneği. 1, 2, 3 tıklayalım. Başka kutsamamız var mı? Hayır. Başka kutsamamız yok. Şimdi duamızı yapacağız. Her alındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerimiz kapalı ve taç çakramızı açalım. Başımızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepemizden içimize akan Yaradan'ın sevgisini hissedelim. Onun içimize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi Yaradan'a, meleklerimize, öğretmenlerimize, rehberlerimize teşekkürlerimizi sunalım. Yüksek benliğimize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. 1, 2, 3 tıklayalım. Derin bir nefes alalım
Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun hepinize.